Selam Ceybonlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Birkaç hafta öncesinde Dünya Turu konserine ait bu görüntülerde Suga'mız ARMY'lerin telefonlarını alıp ancak sadece Samsung olanlarına pozitif ayrımcılık yaparak kendisini çekiyordu. Malum BTS uzun yıllardır Samsung'un küresel tanıtım elçileri ama Suga ise sadece reklam yüzü değil artık aynı zamanda Samsung'un birer çalışanı. Ve geçen gün Kore'de düzenlenen birçok idolün ve davetlinin katıldığı Samsung'un lansmanına çalışan kimliğiyle katıldı. Bu yüzden Samsung CEO'ları ile en ön sıradan beraber tanıtımları izlediler. Ayrıca tanıtımda Suga'nın Date With The şarkısı ve Samsung için yaptığı özel röportajı da yayınlandı. BTS 슈가입니다. 몇 가지 궁금한 게 있는데요. 풀드 사용자들은 풀드 기능 중 어떤 기능을 많이 사용하나요? 뭐 etkinlikte ise bizden de bir isim vardı. Sosyal medya paylaşımlarından gördüğümüz kadarıyla Meryem Can da oradaymış. Bir de Suga'nın tasarladığı üzerinde ARMY ve BTS logosu kolyesiyle görevli bir ARMY de alandaymış. Olaya bakın, aynı kolye bende var ama kızdaki şans işte o yok. Neyse, Suga'ya geri dönersek etkinlikte kameralar Suga'mızı gösterince bizimki nasıl da utanmış. Ama bu Suga burada da yeni albümünün tanıtma fırsatını da yaratmış. Konserlerinde hep Samsung'un reklamını yapan Kedicik, aylar sonra Samsung'un bu görkemli toplantısında D-Day albümünü de göstererek yine bir taşta iki kuşu yakalamış. Maşallah, 10 yıl içerisinde bu noktaya kadar gelen üyelerimiz. Şimdi bu imkanlarla 10 yıl sonra nerede olacaklar siz tahmin edin. Başarı, başarıyı doğurur dedikleri bu olsa gerek. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşça kalın Jelibonlar.